Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sıfır bilgiyle bir şarap nasıl alabiliriz? Bir şişeye para verdiğimiz zaman onun pişmanlığını yaşamayalım diye, paramız boşuna gitmesin diye ufak bilgilerle hangi tür şarabı seçmeliyiz? Onun videosunu çekmek istedim. Herkese merhaba. Evet arkadaşlar, sıfır bilgiyle bir markete geçtik diyelim. Bir tane şarap satın alacağız. Parasını vereceğiz ve bir pişmanlık yaşamak istemiyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Şimdi öncelikle en azından bir markete gitmeden önce şarapların, kırmızı şarapların isimleri, hani hangi üzümden yapıldıklarını veya beyaz istiyorsak beyaz şarapların isimlerini öğrensek bizim için yeterli. Öncelikle ben geçtim sıfır bilgiyle. Şu an sizin yapacaklarınızı ben de denemek istedim. Hiç başlamamışım, hiç araştırmamışım gibi Google'a geçtim ve dedim ki beyaz şaraplar hangi üzümden yapılıyor, isimleri neler? Bir liste, ufak bir liste çıkardım kendime. Sauvignon Blanc, Chenin Blanc, Chardonnay, Riesling, Semillon, Pinot Noir, Pinot Noir değil, Pinot Blanc, Emir, Narince, Pinot Gris gibi birçok beyaz şarap ismi var arkadaşlar. Hani bunlar, bu saydıklarım üzümlerin adları. Şarabı satın almadan önce böyle üzerinde görürsünüz, işte Cabernet Sauvignon yazar, işte Sauvignon Blanc yazar şişenin üstünde. Tabii hiçbir bilgiye sahip değiliz. Hangi şişeyi alacağız? Şimdi beyazların isimlerini çıkardık internetten. Hadi kırmızı istiyoruz. Kırmızıların isimlerini çıkaracağız. İşte şişenin üstünde yazıyor. Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Gamay, Malbec, işte Merlot, Öküz Gözü, Papaz Karası, Sangiovese, Zinfandel, Pinot Noir. Peki bu kadar çeşit varken ben hangisini alacağım? Öncelikle üzümlerin çeşidini öğrendik. Beyaz mı, kırmızı mı yapılıyor bu isimlerden, onları öğrendik. Hemen kısa bir bilgi Google'dan. Şimdi biz ne istiyoruz? Diyelim ki akşam yemeğinde beyaz et mi tercih edeceğiz, kırmızı et mi tercih edeceğiz? Bu çok önemli arkadaşlar şarap seçmek için. Yoksa bir mide bulantısına sebep olur. Akşam yemeğinde diyelim ki bir kırmızı et yiyorsunuz, beyaz bir şarap seçtiniz, sonu bir mide bulantısı olur. Çünkü şarapla yemek uyumsuz olur. Pek de tatlı bir yemek, bir akşam yemeği olacağını zannetmiyorum. O yüzden sadece ufak bir kendinize not alın. İşte beyaz bir şarap seçeceğim, şu üzümden olsun, daha kaliteli olur. Ya da işte kırmızı bir şarap seçeceğim, Cabernet Sauvignon olsun gibi ufak bilgiler ihtiyacımız var. Şimdi öncelikle diyelim ki bir kırmızı şarap alacağız. Akşam yemeğinde bir et var. Şimdi şöyle kısa bir not geçeyim. Kırmızı etlerle kırmızı şarap, beyaz etlerle beyaz şarap, tatlılarla roze. Ufak sadece bir ön bilgi arkadaşlar. Çünkü sıfır bilgiye sahibiz. Hani klasik bilgilerle ilerleyelim. Bunun daha sonrası, hani ikinci, üçüncü videoda daha çok bilgiye sahip olacağız. Ve o zaman işte diyeceğiz ki ben bu balığa belki şu kırmızı şarabı uygun göreceğim diyebileceğiz. Bunlar sadece öncelikle basit olan bilgiler. Şimdi akşam yemeğinde ben et yapacağım. Etin yanına kırmızı bir şarap seçeceğim. Hemen Google'a girdim. Üzümlerin adlarını çıkardım. İşte Cabernet varmış, Cabernet Franc, Gamay, Malbec, Merlot, Öküz Gözü, Papaz Karası, Sangiovese, Zinfandel, Pinot Noir. Öncelikli olarak bir sürü tabii ki üzüm çeşidi var. Ama ben bunların isimlerini önceden çıkardım Google'dan. En çok ünlü olan üzümler. Peki markete geçtim şu anda. Hangi şişeyi alacağım? Hadi üzümleri biliyorum. Hangi şişeyi seçeceğiz? Et yiyeceğiz öncelikle dedik. Kırmızı bir şarap satın almamız lazım. Şimdi en ünlü üzüm Cabernet Sauvignon'muş. Ya da işte Malbec, Merlot, Öküz Gözü gibi üzümler çok ünlüymüş. Pişmanlık yaşamamamız için çok ünlü üzümlerden ve biraz üst marka, yani nasıl diyeyim, şu an Türkiye'deki fiyatları bilmiyorum ama hani 2 sene önce yani 30 TL'lik şarap iyi çıkabilirdi. Ama şu an 30 TL'lik şarap belki size başlangıç olarak bir pişmanlık yaratabilir. Burada dolar olarak söyleyeyim, yani 8 dolarlık bir tane şarap size pişmanlık yaratabilir. Yani pişman olursunuz aldığınıza, o parayı koyduğunuza, ama emin olun 30 dolarlık bir şişe size pişmanlık yaratmayacaktır deneyimlerimize göre. Şimdi 30 dolarlık ben bir şişe seçeceğim. Diyelim ki şuraf 30 dolarlık arkadaşlar. Ne dedik? Cabernet Sauvignon ya da Malbec ya da Merlot seçeceğiz. 3 tane tercih sunalım kendimize. 30 dolarlık zaten bizi pişmanlığa uğratmayacak. Evet, şu şişeyi çekelim. Bakalım hangi üzümden yapılmış. Bu Malbec değil.
İşte 30 dolarlık bir şişe arkadaşlar. Cabernet Sauvignon'dan yapılmış. Ve bu markayı da ben biliyorum ama şu an sıfır bilgiyle hiç bilmiyormuş gibi. Diyelim ki Cabernet Sauvignon 30 dolarlık bir tane şişe çıkardı Craft'tan. Ne diyor? İşte Napa Valley Limited Edition Cabernet Sauvignon. Yani ben bunu alsam arkadaşlar kırmızı etin yanına kesinlikle uyum sağlayacaktır. Kırmızı bir şarap. Sonuçta çok beğenilen bir üzüm. Ve 30 doların üstünde. Yani beni pişmanlığa uğratmayacak bir şişe şu anda elimde. Hani 8 dolar vereyim. Ne olursa olsun demeyelim. Hani bir 10 dolar, 15 dolar daha fazla vereyim ama madem şarap hakkında hiçbir bilgim yok, bari beni pişmanlığa uğratmasın. 30 dolar vereyim, şu üzümü alayım. Peki, diyelim ki beyaz şarap istedik arkadaşlar. Bir beyaz et yiyeceğiz. Akşama bir tavuk yapmışız. Yanına bir beyaz şarap seçelim dedik. Bunu nasıl seçeceğiz? Arkadaşlar üzümleri çıkardık. Chardonnay, işte Riesling, Semillon üzümünden yapılmış bir tane şarap diyelim. İsimleri çıkardık. En ünlü olanı işte Sauvignon Blanc, Chardonnay ya da Riesling. 3 tane üzüm seçtik. Geldik raflara. Yine arkadaşlar beyaz üzümde yani 15 dolar, 16 dolar sizi yanıltmayacaktır. Çünkü beyaz üzüm biraz daha fiyatları uygun ve beyaz üzüm genelde sizi şaşırtmıyor, pişman ettirmiyor. O yüzden 15 dolarlık, 16 dolarlık bir tane şişe satın alabiliriz. Geldik, baktık işte. Diyelim ki bir tane beyaz geldi elimize. Hangi üzümden yapılmış? Chardonnay'den yapılmış diyelim ki. Chardonnay üzümü bizi şaşırtmayacaktır. Alalım, deneyelim arkadaşlar. Çünkü bu üzüm gerçekten çok ünlüymüş. Eminim ki bizi pişmanlığa uğratmayacak. 15 doların üstünde bir şişe. Aldık, gittik eve. Eminim ki tavuğun yanına uyum sağlayacaktır. Yani şunu anlıyoruz ki arkadaşlar, bir şişe seçeceğimiz zaman üzümlerin sadece internetten adlarını çıkaralım. Başlangıç olarak arkadaşlar, başlangıç olarak ben de öyle başladım. Üzümlerin isimlerini çıkardım. Tek tek birer şişe satın aldım. Ama hafif ünlü olan, biraz isim yapmış markaları denemek istedim. İlk başta böyle kötü deneyimler elde edip midemin kalkmasını istemedim. Biraz pahalı başladım diyelim. Üzümlerin isimlerini çıkardım internetten. Gittim birer şişe her zaman bir miktar maaşımdan ayırıp birer şişe satın aldım. Üzümleri denedim. En çok sevdiğim üzümü deneyimlemiş oldum ve en çok sevdiğim üzümü bilmiş oldum. Mesela kırmızılarda işte Malbec, beyazlarda Chardonnay seviyorum gibi. Siz de zamanla bu deneyimi elde edip o zaman gittiğiniz zaman hani markaları da tanımış olacaksınız veya o kadar çok içmiş olacaksınız ki birçok markadan diyeceksiniz ki ben bunu alayım zaten akşama bir pişmanlık yaşamam dersiniz. Ama şu an sıfır bilgiyle arkadaşlar sadece şöyle bir şey yapabiliriz. Size marka öneririm, gidip onu bulamazsınız. Ya da size bir üzüm söylerim, gider onu aramaya başlarsınız. Öyle kesinlikle olmasın. Siz de benim başladığım gibi başlayın istiyorum. Öncelikle bir üzüm listesi yapın kendinize ve bir markete gidin. Onu deneyimlemeye çalışın. Bir tane Sauvignon Blanc alın, bir tane Chardonnay alın. Bunların hepsini zamanla yapın. Sevdiğiniz üzümü keşfetmeye çalışın arkadaşlar. Yok hani ben keşfetmek istemiyorum, 40 yılda bir tane şişe açacağım, bir tane şişe alacağım derseniz şunu bilmek yeterli. Kırmızı et mi olacak ya da beyaz et mi olacak? Beyaz mı almalıyım, kırmızı mı almalıyım? Bu ufak bilgilerle arkadaşlar bir şişe alabiliriz ve pişmanlık yaşamayız. Paramız boşuna gitmesin arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.